deltoid. Deltoid olduğuna göre simetri ekseni olmalı. Eğer simetri ekseni şu olsa, bu olsa, şu ikisi eşit olmalı. 10, 2 kök 33 eşit değil. Demek ki simetri ekseni bu değil. Şekil bizi yanıltabilir. Sanki böyleymiş gibi ama bu değil. Siliyorum. Simetri ekseni şu olmalı. Bu simetri ekseni. Çünkü 10, 10. İkisi eşit olmuş. Burası 2 kök 33. Şurası da 2 kök 33 olmalı. Buradaki açılar da aynı olacak. Şimdi bizden istenen diğer köşegen. Çiziyorum diğer köşegeni. Köşegenin biri. Şunu siliyorum. 8 olarak verilmiş. Öteki köşegeni çizersek. Öteki köşegen bu. Bu. Şimdi ben şu simetri eksenini yeniden çiziyorum. Simetri ekseni buydu. Bunun altı üstü aynı olacak. Şu uzunluk 8, 4, 4 paylaşmak zorunda değiller. Böyle bir zorunluluk yok. Şurası 90 derece. Yani şunlar 4, 4 olmak zorunda değil. Belki burası 6, burası 6, burası 2 olacak. Biz simetri eksenine göre değerlendiriyorduk. Bizim simetri eksenimiz şu. Bunun altı ve üstü eşit olacak. Yani şu ikisi eşit olmak zorunda değil. Şimdi şunu siliyorum. Köşegenler dik. Tekrar simetri eksenini çiziyorum. Şimdi şu ikisi eşit. Bu uzunluk. Bu uzunluğa eşit olacak. Şunun tamamı da 8. Şöyle devam edelim. Bu parçaya, BD parçasının şu parçaya x diyorum. Buraya. Şimdi tamamı 8'di. Şunun tamamı 8. Aynen 8 eksi x olacak. Şurada soldaki üçgende, buradaki üçgende Pisagor teoremi kullanacağım. Burada Pisagor teoremi kullanacağım. İki bilinmeyen var. Şuna h diyorum. Solda, burası 90 derece tabii. Öklit yok. Şu 90 değil çünkü. Öklit olması için bu 90 olmalı. Pisagor kullanıyorum. X kare artı h kare eşittir 10'un karesi. Buradan h kareyi yalnız bırakıyorum. H kare eşittir x kareyi karşıya yolluyorum yani. 10'un karesi 100 yapar. Eksi x kare. Bunu bulduk. Bu denklemlerimizden biri. Şöyle işaretliyorum. Bunu kullanacağım biraz. Öteki üçgene bakalım. Şu üçgen. Burayı da siliyorum artık. Bunu kullanmayacağız bu tekrar. Şurası. Bir Pisagor da burada yazalım. Şu açı 90 derece. Ne diyeceğiz? H'in karesi artı 8 eksi x'in karesi. Ya da şöyle 8 eksi x'in karesi artı h kare eşittir hipotenüs 2 kök 33'ün karesi. Şimdi buradan h kareyi yalnız bırakırsam h kareyi eşittir. 2 kök 33'ün karesini alıyorum. 2'nin karesi 4. 33 ile 30 da çarparsak 120 yapar. Yani 4 çarpı 33. 4 de 30, 120. 3 kere 4, 12. 132. 132 eksi, şunu aynen yazıyorum. 8 eksi x'in karesi. Şimdi bu da ikinci denklemimiz. Eğer biz bu iki denkleme dikkat edersek sol tarafları aynı. H kare. Birbirlerine eşit olmalı. Sağ tarafları da aynı olmalı. Yazıyorum. Yani 100 eksi x kare eşit olmalı. 132 eksi 8 eksi x'in karesi. Şimdi bunun karesini alabiliriz. Birazdan yapacağım onu. Öncelikle şunu yapıyorum. Bu ifadeyi sola, 100'ü de sağ tarafa atıyorum. Şimdi önünde eksi var bakın şu ifadenin. Bakın bu ifadeyi şu pembeli olanı tek başına düşünürsek önünde eksi var sola alırsam artıya dönüşür. Şu pembeli ifadenin önü artı olur. Yani şöyle. 8 eksi x'in karesi eksi x kare eşittir 132 eksi 100. Böyle yazdım. Artık bunun karesini alabiliriz. İki ifadenin farkının karesi şöyle alınıyor. Birincinin karesi, 8'in karesi. 64. İkisini çarpıyoruz. Eksi 8 x. İki katını alıyoruz. Eksi 16 x. Biz bunu binom açılımı içerisinde böyle görmüştük. Böyle yapıyorduk. A eksi B'nin karesi A kare eksi 2 AB artı B karedir. Bu budur.
İki ifadenin farkının karesi böyle alınır. Devam ederiz. Eksi x'in karesi artı x kare. Bir tane eksi x kare şurada var. 132'den 100 çıkardım. 32. Şuradaki artı x kare, eksi x kare birbirini götürdü. Eksi 16 var. Yani 16 x var. Eksi 16 x'i sağa, 32'yi sola alıyorum. Şimdi 64 eksi 32. 32. Direkt yapıyorum artık. Zaman şey yer kalmadı burada. Eksi 16'yı sağa atıyorum. 16 x. 16'ya bölüyorum. X eşit 2. Şimdi bu değil aradamız. Tamam, devam ediyoruz. Şimdi şekle dönelim. X'i 2 bulduk. Şunu siliyorum. Şimdi ifadeye bakalım. Siyah rengi alıyorum. Bakın X yerine arkadaşlar 2 buldum. X yerine 2 bulduğumuza göre burası 6. Az önce söylemiştim. Eşit olmak zorunda değil. 2 çıkmadı da. Bizim aradığımız diğer köşegen, buna haş demiştik. Şu da haş olacak. İki haşı arıyoruz. İki haş. Şuradan bulalım. Ya da bu birinci denklemden de çıkarabiliriz. Haş kare neye eşit? 100'ün 100 eksi x kare. X dediğimiz şey 2. 2'nin karesi. Yani haş kare eşittir 96. Demek ki haş eşittir karekök 96. 96 da 16 çarpı 6. 16 çarpı 6. Haş kare. Şimdi devam edeceğiz. Burada bitmiyor. Haş eşittir. 4 kök 6. Bizim aradığımız köşegenin tamamıydı. AC eşittir 2 haş. 2 çarpı 4 kök 6, yani 8 kök 6. Evet. Evet, var mı anlaşılma emri? Çok var hocam. Anlaşılan yer var. Anladığın tek şey x2 oldu.